Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Yine değerli misafirlerimiz stüdyomuzda. Birazdan keyifli bir yarış bizi bekliyor. Siz de ekran karşısından katılırsanız memnun oluruz. Hadi Ben Bilirim başlasın. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhabalar, Gökhan Alkoç ben. 35 yaşındayım. 7 yılı İzmir'de, son 4 yılı Tekirdağ'da olmak üzere 11 yıldır itfaiyeli olarak görev yapıyorum. Aslen 40'lar 50'liyim. Evliyim. 2,5 yaşında Bilge adında bir kızım var. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yarışmanızı ilgiyle takip ediyoruz. Çok keyifli ve eğlenceli bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Umarım eğleniriz, güzel bir vakit geçiririz. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Merhabalar, ismim Beyza Nur Çolak, 28 yaşındayım, hemşireyim, bekarım. Aslen Adanalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmanızı severek takip ediyorum. Kendime bir an olmasını istediğim için yarışmanıza başvurdum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Yarışmada görüşürüz. Herkese merhabalar, benim adım Sude. 19 yaşındayım, yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Bilgisayar mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı her akşam ailemle akşam yemeklerinden sonra severek izliyoruz, yarışıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Bekir Gönen, 29 yaşındayım. İstanbul Beykoz'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 3 ay önce evlendim, yeni evliyim. Bir süpermarkette yönetici olarak çalışıyorum. Ve diğer rakiplerime de başarılar diliyorum. Umarım iyi olan kazanır. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, iki hanımefendi, iki beyefendi, artık onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşamki kura çekiminde ilk iki masaya hanımefendiler düşmüş. 1 numaralı masamızda Beyza Hanım'la yarışacağız. 2 numaralı masamızda Sude Hanım var. 3 numarada Bekir Bey ve 4 numaralı masamızda da misafirimiz Gökhan Bey. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Hoş bulduk. Merhaba, Beyza Nur Çolak ben. 28 yaşındayım, hemşireyim. Aslen Adanalıyım ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Dediğim gibi yarışmada bir anı olsun diye katıldım. Hayırlısı olsun bakalım, göreceğiz. Var mı heyecan? Aslında yoktu. Güzel. Şu an bir başlama oldu. Şu an bir başlangıçları var yani. Bu işte tam tanışma, alkışlar falan derken oluyor. Devamında evet, birazdan puan alınca eminim evdeki performansa doğru yürürüz. Aynen. Beyza Hanım. Bu akşam Beyza Hanım stüdyomuzda tek değil. Kimler vardı Beyza Hanım? Arkadaşım ve anneannesiyle geldim. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Başarılar dilerim Beyza Hanım bu akşam Ben Bilirim de. Ve 2 numaralı masamıza Sude Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Sude Hanım. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Ben Sude, 19 yaşındayım. Bilgisayar mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim şu an. Ben de buraya bir anım olsun istedim burada. Kendimi göstermek istiyorum burada. Yani umarım hepimiz için iyi bir akşam olur. Son sorulara kadar o heyecan devam ettiğinde, herkes yarışın içinde olduğunda güzel, heyecanlı bir bölümler oluyor. Umarım bu bölümde öyle bir bölüm olur. Sude Hanım, size de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Tabii Sude Hanım'ın da taraftarları var. Evet, annem ve ablam burada, evet, benim de. Teşekkür ederiz tekrar efendim. Size de ayaklarınıza sağlık. Başarılar Sude Hanım'a. Teşekkürler. Ve 3 numaralı masamızda Bekir Bey var. Hoş geldiniz Bekir Bey. Teşekkürler, hoş bulduk. Bekir Gönen, 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir süpermarkette yönetici olarak çalışıyorum. Buraya da eşimle beraber geldim. Onun dışında diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Ben de size başarılar dilerim. Eşi stüdyomuzda, Bekir Bey'in de. Tekrar mutluluklar dilerim. 3 aylık evlilermiş. Allah mesut etsin Bekir Bey. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim bu akşam da Ben Bilirim de efendim. Ve 4 numaralı masamıza Gökhan Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Gökhan Alkoç ben. 35 yaşındayım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeli olarak görev yapıyorum. 4,5 yıllık evliyim. 3 yaşında Bilge adında bir kızım var. Allah bağışlasın. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah ben de keyifli bir yarışma olur. Eminim keyifli olacaktır. Yine keyifli misafirlerimiz bir araya geldi. Sizde durumlar nasıl Gökhan Bey? Rahat mısınız? Yani şu an biraz heyecan başladı diyebilirim. O zaman sizin heyecanınız artmadan sorulara geçeceğiz şimdi. Gökhan Bey bu akşam stüdyomuzda tek. Tekrar başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 4 değerli misafirimizi tanıdık. Artık harf tablosuna gidip ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Beyza Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Adana'nın A'sı. Adana, 40 puanımız var. Açılışı edebiyatla yapacağız. Soru şöyle. Edebi eserlerde sevgilinin güzelliği tasvir edilirken kaşının benzetildiği nesnedir. Süremiz başladı. Kaş. Keman. Keman. Açılışı Beyza Hanım'la yapar mıyız? 40 puanla görelim. Kutlarız. Hayırlı olsun Beyza Hanım. Teşekkürler. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Sude Hanım seçecek ikinci harfi. Annem Semra'nın sesi. Semra Hanım'ın sesi 40 puan kazandırabilir. Giyimden geliyor sorumuz. Boyu topuklara kadar uzanan kadın giysisidir. Nokta nokta etek. Süremiz başladı. Ekose. Ekose etek. Ekose etek cevabı 40 puan kazandırır mı? Olmadı ekose. Boyu topuklara kadar uzanan kadın giysisi. Kutularımızdan birini açalım. Şu an tüm butonlar aktif. Cevap gelirse 30 puan kazanabiliriz. Bir kutu daha. Gökhan Bey. Maxi. Maxi etek. Doğru mu? Kutlarız. Tekirdağ'dan misafirimiz Gökhan Bey de böylece açılışı yaptı. Size de hayırlı olsun Gökhan Bey. Teşekkür ederim. Ve Bekir Bey seçecek ilk harfini. Eşim Zeynep'in Z'si. Zeynep Hanım'ın Z'si 70 puan. Müzikten geliyor sorumuz. Bilmez olaydım, sevmez olaydım, görmez olaydım sözlerinin geçtiği Kenan Doğulu şarkısıdır. Nokta nokta içinden. Süremiz başladı. Güzeller içinden. Güzeller içinden. Eşinin ismiyle seçtiği harften Bekir Bey de 70 puan kazanır mı görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Bekir Bey. Buyursunlar Gökhan Bey'deyiz. Bursa'nın B'si. Bursa 50 puan kazandırabilir. Oyunlardan alıyoruz. Tavlada zarların 2-2 gelmesidir. Süremiz başladı. Dubara. Dubara. Görelim. Kutlarız. Beyza Hanım seçiyor. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 70 puan varmış. Anlam bilgisinden alıyoruz efendim. Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, tebrik etmektir. Süremiz başladı. Kutlamak. Kutlamak. Bu akşam 100 puanı aşan ilk misafirimiz Beyza Hanım olur mu? Kutlarız. Sude Hanım'la gidiyoruz harflere. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan. Bu kez de bitkilerden geliyor sorumuz efendim. Bazı yörelerde sobayı tutuşturmakta çıra yerine de kullanılan çok yıllık dikenli bir çalıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bazı yörelerde sobayı tutuşturmakta çıra yerine de kullanılan çok yıllık dikenli bir çalı için bir kutu daha. 20 puanımız kaldı. Açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Sude Hanım. Geven. Geven. Doğru mu görelim? Tebrikler. Böylece Sude Hanım da kendi sorusundan açılışı yaptı. Size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Bekir Bey sizdeyiz. Yeni harfteyiz. Rize'nin R'si. Rize 50 puan. Kategorisi fizik. Soru şöyle efendim. Katı cismin çeşitli etkilerle sıvı durumuna geçmesidir. Süremiz başladı. Erimek. Erimek. Doğru mu? Tebrikler. Gökhan Bey seçiyor. Bir harf daha. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 70 puan kazandırabilir. Sağlıktan gelecek şu sorumuz. Halk arasında yakarca adıyla bilinen, aynı adla anılan ateşli hastalığa sebep olan küçük sinek türüdür. Süremiz başladı. Yakarcık. Bir daha alabilir miyim? Yakarcık. Yakarcık oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Beyza Hanım. Sıtmacık. Sıtmacıkla alır mıyız 60 puan? O da olmadı. Bir kutu daha. Gökhan Bey. Tatarcık. Tatarcık. Doğru mu? Kutlarız. Böylece ısınma turumuzda 8 soruyu geride bıraktık misafirlerimizle. Puanlara bakacak olursak liderlik koltuğunu beyefendiler paylaşıyor. Bekir Bey 120, Gökhan Bey 120, Beyza Hanım 110, Sude Hanım 10. Buyursunlar Beyza Hanım. Malatya'nın M'si. Malatya 70 puan. Kategorisi bu kez sorumuzun el sanatları olacak. Geliyor efendim. Milli işlemeler arasında önemli bir yeri olan ve sim, sırma gibi malzemelerle yapılan tarihi değere sahip el sanatıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Aynı zamanda tescilli bir el sanatı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da tescil almış bir sanat. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Gökhan Bey. Maraş işi. Maraş işi. Doğru mu? Tebrikler. Evet, ekranımıza da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan Maraş işi örneği görseli geldi efendim. Şimdi Sude Hanım'dayız. Denizli'nin D'si. Denizli 70 puan. Kategorisi genel kültür. Soru şöyle. Padişah, kral gibi taht sahibi olan bir ülkeyi yönetmiş kişilere verilmiş isimdir. Süremiz başladı. Hükümdar. Hükümdar. Görelim. Tebrikler. Bekir Bey seçiyor. Edirne'nin N'si. Edirne 70 puana sahip. Kurum ve kuruluşlardan alacağız bu kez şu soruyu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bağlı olduğu bakanlıktır. Nokta nokta bakanlığı. Süremiz başladı. İçişleri. İçişleri Bakanlığı. Bu cevapla Bekir Bey 70 puan kazanıp liderlik koltuğuna geçer mi? Tebrikler. 190'a 170 oldu tablodaki liderlik yarışındaki son durum. Gökhan Bey sizdeyiz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'den de 50 puan gelebilir. Anlam bilgisinden alıyoruz. Çözüm yolu anlamındaki sözdür. Hal nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bekir Bey. Hal çaresi. Hal çaresi. Doğru mu? Tebrikler. Beyza Hanım'dayız efendim. Fatsa'nın F'si. Fatsa. 30 puanda Fatsa da var. Bir anlam bilgisi daha geliyor. Ölümlü manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Fani. Fani. Az önce misafirlerimiz girişte minik heyecan kırıntılarından bahsediyorlardı. Açtılar, güzel de puan alıyorlar. Buradan da 30 puan gelir mi? Kutlarız. Sude Hanım için dönüyor harfler. Giresun'un G'si. Giresun 60 puan, kategorisi müzik. Sorumuz şöyle sorulmuş. 2021'de vefat eden Oğuz Yılmaz'ın Hoplayıver, zıplayıver sözlerinin geçtiği şarkısıdır. Süremiz başladı. Çekirge. Çekirge. Sude Hanım da 100 puanı çekirge ile aşar mı? Görelim. Tebrikler. Evet. Ve ekranımıza geldi kaybettiğimiz sanatçımız Oğuz Yılmaz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle. Ve dönelim Bekir Bey'le harflere. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 60 puanı var. Anlam bilgisinden geliyor. Dokunmak, karışmak, rahat vermemek, müdahale etmek gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sude Hanım. İlişmek. İlişmek. Görelim. Tebrikler. Bu cevap Sude Hanım'ı ikincilik koltuğuna taşıdı. 240'a 200 şu an tablomuz, tebrik ederim. Ve Gökhan Bey'deyiz. Kırklareli'nin K'si. Kırklareli. 40 puanı var. Canlılardan geliyor. Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan çeşitli renklerdeki kalın eksenli tüydür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Buyurun Beyza Hanım. Tarak. Tarak. Doğru mu? Olmadı. Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan çeşitli renklerdeki kalın eksenli tüy için Beyza Hanım. Torik. Torik. Doğru mu? O da olmadı. Bir kutu açıyoruz. Sude Hanım. Tülük. Tülük. Doğru mu? O da olmadı. Bekir Bey. Telek. Telek. 20 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, puan Bekir Bey'e yazıldı böylece. Bizim de elimizde kaldı. Son 8 harf sıralamada son durum şöyle. 260, 200, 170, 140. Beyza Hanım sizdeyiz. Ürgüp'ün üyüsü. Ürgüp 70 puan. Kategorisi kişi isimleri ve anlamları. Sorumuz şöyle efendim. Aydın, ışıklı ve parlatılmış anlamlarına gelen isimdir. Süremiz başladı. Mükerrem. Mükerrem. Görelim. Mükerrem olmadı. Aydın, ışıklı ve parlatılmış anlamlarına gelen o isim için bir kutu açılıyor dediğim an Bekir Bey. Gülümser. Gülümser oldu mu? Olmadı. V harfi Bekir Bey'in hesaplarını bozdu. Buyurun Gökhan Bey. Münevver. Münevver. Doğru mu? Kutlarız. Liderlik yarışında fark 30'a düştü. Son 7 harf Sude Hanım'dayız. İstanbul'un iyisi. İstanbul 60 puana sahip. Spordan gelecek şu sorumuz. Şeffaf plastik bir topun içinde yüksek noktadan aşağıya doğru yuvarlanma sporudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Ülkemizde yaygın olmayan ama belki haberlerde denk gelmiş olabileceğiniz şeffaf plastik bir topun içinde yüksek noktadan aşağıya doğru yuvarlanma sporu için bir kutu daha. Bir kutu daha. 30 puanımız kaldı. Bir kutu daha. Buyurun Beyza Hanım. Zambing. Zambing oldu mu? Değilmiş. Gökhan Bey. Zumbing. Görelim. Değilmiş. Bir Bekir Bey. Zombing. Doğru mu zombing? O da olmadı. Buyurun Beyza Hanım. Zenbing. Zenbing. Evet, zen. Görelim. Değilmiş efendim. Sude Hanım. Zenbing. Doğru mu? Olmadı. Şu ana kadar herkesin bir cevabı vardı ama puan alamadık. Açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Sude Hanım. Zerbing. Zerbing mi aradığımız o spor? Yine olmadı. Gökhan Bey. Zarbing. Doğru mu? Olmadı. Beyza Hanım. Zorbing. Zorbing. Görelim. Tebrikler. Evet, ünlüleri deneye çıktığımız yolda Beyza Hanım 150'yi gördü Zorbing'le. Tebrik ederim Beyza Hanım. Ve kaldı 6 harf. Bekir Bey'deyiz. Niğde'nin nesi? Niğde. 40 puanımız da Niğde'mizde var. Coğrafyadan alıyoruz. Kastamonu'nun sahil şeridindeki ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o ilçemiz hangisi olabilir? Kastamonu'nun sahil şeridindeki ilçesi. Bir kutu açalım. Gökhan Bey. Abana. Abana. Doğru mu? Kutlarız. Ve puanlar bir kez daha eşitlendi. 260-260 Gökhan Bey ve Bekir Bey. Gökhan Bey'deyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'da da 50 puan varmış. Genel kültürden geliyor. Nane esansından elde edilen renksiz, keskin kokulu bir kristaldir. Süremiz başladı. Mentol. Mentol. Bu akşam 300 puanı aşan ilk misafirimiz Gökhan Bey olur mu? Tebrikler. Son 4 harf. Beyza Hanım'la başlıyoruz. Ordu'nun olsun. Ordu 40 puana sahip, kategorisi mecaz. Sorumuz şöyle efendim. Mecazen palavra anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Mecazen palavra anlamındaki sözcük. Buyurun Beyza Hanım. Bilof. 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 Oldu mu? Olmadı. Sude Hanım. Balon. Balon. Oldu mu? Tebrikler. Sude Hanım da bu turdaki son harfini seçiyor. Paris'in P'si. 40 puanımız var Paris'in P'sinde. Oyunculardan alacağız. Sorumuz şöyle efendim. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandırmış oyuncudur. ... Altuğ Atacan. Süremiz başladı. Pınar. Pınar Altuğ Atacan. Sude Hanım'la açılışı geç yapmıştık ama 270 puanı görür mü bu cevapla? Tebrikler. Evet, son sorularda sıralamamız epey değişti. Bu arada aradığımız oyuncumuz ve sunucu aynı zamanda Pınar Altuğ Atacan ekrandaydı. Son 2 harf kaldı bizde de. Bekir Bey onlardan birini seçiyor. Iğdır'ın I'sı. Iğdır 40 puan. Kategorisi genel kültür. Soruysa şöyle efendim. Karşılık beklemeden yapılan yardım ve iyiliktir. Süremiz başladı. Hatır. Hatır. Doğru mu? Olmadı Gökhan Bey. Bağış. Bağış. Görelim. Yine olmadı, aradığımız cevap değilmiş. Karşılık beklemeden yapılan yardım ve iyilik. Bekir Bey. Hayır. Hayır. Az önce hatırla alamadık. Bu kez hayırla kazanır mıyız puanı? Tebrikler. Ve 4 misafirimizle ısınma turumuzun son harfine kadar geldik. O harfte Gökhan Bey'in harfi. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Kapanışı 30 puanla ve anlam bilgisiyle yapıyoruz. Buyursunlar. Serbest bırakma manasındaki Farsça kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Beyza Hanım. Biat. Biat. Serbest bırakma oldu mu? Olmadı. Genellikle etmek fiiliyle... Buyurun Sude Hanım. Azat. Azat. Doğru mu? Tebrikler. Efendim 24 sorunun ardından puanlar şöyle. Gökhan Bey 310'la lider. Bekir Bey ve Sude Hanım 300'er puanla ikincilik koltuğunda, Beyza Hanım da 150 puan topladı ısınma turunda. Isındık, bakalım devamında finalde kimler yarışacak? Hadi birlikte ikinci tura geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim başlıyoruz ikinci turumuza. Dönüyoruz Beyza Hanım'a ve harf tablosu geliyor. Beyza'nın B'si. Beyza'nın B'si. Açılış sorumuzda 100 puan var ve eğitimle başlayacağız. Soru şöyle. Okullarda genellikle dış cepheye asılan başarılı öğrencilerin liste halinde yer aldığı görselin ismidir. Süremiz başladı. Gurur tablosu. Gurur tablosu. Beyza Hanım ikinci tura 100 puanla başlar mı? Kurtlarız. Buyursunlar, Sude Hanım seçiyor şimdi de. Ordu'nun O'su. Ordu 140 puan kazandırabilir. Dizilerden gelecek sorumuz. Bizimkiler dizisinde market işleten Halil Bey'in sinirlendiğinde sıkça kullandığı sözdür. Nokta 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 iblis. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Gökhan Bey. Gelmedi. Yanlış düşünmüşüm. Peki. Canımız sağ olsun. Gelmedi. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bizimkiler dizisinde Halil Bey karakterine hayat veren rahmetli Oktay Sözbir'in... Buyurun Gökhan Bey. Sıkarım boynuzunu. Sıkarım boynuzunu iblis oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Bekir Bey. Kırarım boynuzunu iblis. Kırarım boynuzunu iblis. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Bekir Bey 390'la liderlik koltuğunda. Bu arada 2006'da kaybettiğimiz sanatçımız Oktay Sözbir'in de fotoğrafı geldi ekrana. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle. Soru seçme sırası Bekir Bey'e geçti. Makbule'nin M'si. Makbule'nin M'si 120 puan. Kategorisi coğrafya, sorusu şöyle sorulmuş. Birçok tarihi noktanın yer aldığı Ohri şehrinin bulunduğu ülkedir. Nokta 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 Cumhuriyeti. Süremiz başladı. Güney Moritanya Cumhuriyeti. Güney Moritanya Cumhuriyeti. Oldu mu? Olmadı. Gökhan Bey. Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Bir kez daha lideri değiştirir mi görelim. Tebrikler. 400'ü aştı. 430 oldu Gökhan Bey. Şimdi de harfimizi seçiyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 120 puana sahip. Deyimlerle devam ediyoruz. Boşandığı kişiyle yeniden evlenmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Beyza Hanım. Nikah tazelemek. Nikah tazelemek. Beyza Hanım da 300'ü aşar mı? Kutlarız. Evet, ilk 4 sorumuzun ardından puanlar şöyle. Gökhan Bey 430'la lider, ikincimiz Bekir Bey 390, Beyza Hanım 370'e ulaştı, Sude Hanım da 300 puanda ve Beyza Hanım'a döndük. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 110 puanı var, canlılardan alıyoruz efendim. Üzerinde lekeler halinde sık ve beyaz pullar bulunan, adını yılın bir ayından alan canlıdır. Süremiz başladı. Haziran gecesi. Haziran gecesi. Doğru mu görelim? Olmadı Gökhan Bey. Haziran böceği. Haziran böceği. Bu kez doğru mu? Kuzlarız. Sude Hanım sizdeyiz. Trabzon'un tesisi. Trabzon 180 puan. Bu akşam ikinci turumuzda iki tane 180 puanlık soru var. Onlardan biri atasözlerimizden geliyor. Küçük veya önemsiz şeylerin etkisi büyük olabilir anlamındaki atasözümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Bekir Bey. Umulmayan taş baş yarar. Umulmayan taş baş yarar. 180 puan kazandırır mı? Hayır dediler Gökhan Bey. Umulmadık taş baş yarar. Umulmadık taş baş yarar. Doğru mu? O da olmadı. Bekir Bey. Ummadığın taş baş yarar. Ummadığın taş baş yarar. Doğru mu? Kuzlarız. Evet, Bekir Bey ile Gökhan Bey arasında gidip gelen cevap Bekir Bey'i lider yaptı. 570-540 oldu tablo. Tebrik ederim Bekir Bey. Şimdi de Bekir Bey seçiyor. Denizli'nin D'si. Denizli. Bir 180 puan da burada var. Bir atasözü daha varmış. Geliyor. Kazandığımız para dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır anlamındaki atasözümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puana sahip iki sorusundan biri ekranda. Kazandığımız para dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır Beyza Hanım. Ak akçe kara gün içindir. Ak akçe kara gün içindir. Görelim. Tebrikler. Evet, tablo daha da yakınlaştı. Bekir Bey 570, Beyza Hanım 550, Gökhan Bey 540, Sude Hanım 300. Sorumuzu seçiyor Gökhan Bey. Rize'nin R'si. Rize'mizde de 100 puan varmış efendim. Tescilli lezzetlerden geliyor. Koyun ya da keçi sütünden yapılan, pişken veya kelle olarak da anılan tescilli yiyecektir. Gaziantep ... Süremiz başladı. Gelmedi. Yine tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Gaziantep Beyza Hanım. Gaziantep sıkma peyniri. Gaziantep sıkma peyniri. Beyza Hanım'ı ilk kez liderlik koltuğuna taşır mı? Tebrikler. Evet, bu akşam 600'ü aşan ilk misafirimiz Beyza Hanım oldu. Ekranımıza da geldi efendim. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilli Gaziantep sıkma peyniri. Soru seçme sırası Beyza Hanım'da. Iğdır'ın ısı. Iğdır. 110 puanımız var. Deyimlerden alıyoruz. Geçimini sağlamak üzere çalışmaya başlamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Gökhan Bey. Hayata atılmak. Hayata atılmak. Doğru mu? Tebrikler. Sude Hanım'dayız efendim. Yumuşak G. Yumuşak G 100 puana sahip. Bu kez de edebiyattan geliyor Sude Hanım için. Peyami Safa'nın Cingöz Recai serisinden bir servetin etrafında geçen romanıdır. ... Söğüt. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Final turumuza doğru ilerlerken liderlik yarışında özellikle puan farkı çok az. Aradığımız ekrandaki eserimiz hangi misafirimize puan kazandıracak? Bir kutu daha. ... Söğüt Sude Hanım. Sağdan ikinci Söğüt. Sağdan ikinci Söğüt. Doğru mu? Hayır dediler Gökhan Bey. Sağdan üçüncü Söğüt. Sağdan üçüncü Söğüt. Doğru mu? Tebrikler. 720'yi gördü Gökhan Bey bu cevabın ardından ve Bekir Bey'deyiz yeni harf için. İstanbul'un iyisi. İstanbul, 170 puanımız var. Sorumuz müzikten geliyor Bekir Bey için. Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemezsen bile sözleriyle başlayan Haluk Levent şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beyza Hanım. Yollarda bulurum seni. Yollarda bulurum seni. Doğru mu görelim? Kutlarız. Yine lider değişti. Beyza Hanım maşallah ikinci tur güzel performansla ilerliyorsunuz. Evet. Güzel geldi ikinci tur Beyza Hanım'a. Aynen. Tablo da coştu. Son durum şöyle efendim. Beyza Hanım 790, Gökhan Bey 720, Bekir Bey 570, Sude Hanım 300. Tüm misafirlerimizin final şansı devam ediyor. Gökhan Bey sizdeyiz. Fatsa'nın F'si. Fatsa 110 puanı var. Müzelerden alacağız sorumuzu. Ankara'da 13. yüzyıldan günümüze ahşap, halı, kilim, çini ve el yazması örneklerinin bulunduğu yerdir. ... müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Sude Hanım ben bilirim dedi. Vakıf Eserleri. Vakıf Eserleri Müzesi. Sude Hanım'ın yarışa bir kez daha tutunmasını sağlar mı? Görelim. Tebrikler. Final turumuza kaldı 8 harfimiz. Buyursunlar Beyza Hanım sizdeyiz. Adana'nın A'sı. Adana 80 puan genel kültürden alıyoruz efendim. Bir yarışta veya spor müsabakasında tarafların birbirine üstünlük sağlayamamasıdır. Süremiz başladı. Beraberlik. Beraberlik. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 7 Sude Hanım seçiyor. Nide'nin N'si. Nide. Yine yüksek puanlı bir soru. 170 puanımız var. Eğitimden gelecek. Efendim buyursunlar. 1957'de kurulan Erzurum'daki Yükseköğretim Kurumu'dur. Süremiz başladı. Erzurum Üniversitesi. Erzurum Üniversitesi. Doğru mu? Olmadı Gökhan Bey. Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Finale son 6. Şu an final avantajı Gökhan Bey ve Beyza Hanım'da. Bir adım daha atıp Bekir Bey'e dönüyoruz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 90 puanımız var Kastamonu'da. Genel kültürden gelecek sorumuz efendim. Bina girişlerinde kolay ulaşılabilecek noktalardaki evrakların konulduğu özel yerdir. Süremiz başladı. Posta kutusu. Posta kutusu. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 5, 890 Gökhan Bey, 870 Beyza Hanım. Bekir Bey aldığı puanla 660'ı gördü. Final şansı devam ediyor. Sude Hanım'ın da 380 ile final şansı devam ediyor. Gökhan Bey'deyiz. Paris'in P'si. P harfinde de Paris'te de 90 puanımız var. Genel kültürden gelecek bir kez daha. Geçmişte çeşitli yazılı bilgi kaynaklarının olduğu yerlerde idarecilik yapan görevlilere verilmiş isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bekir Bey. Hafıza katip. Hafıza katip oldu mu? Olmadı. Bir Beyza Hanım. Hafızı katip. Hafızı katiple 60 puan Beyza Hanım'a gider mi? Yine olmadı. Bir Sude Hanım. Hafıza katip. Hafıza katip görelim. Olmadı, bir kutu daha. Buyurun Gökhan Bey. Hafızı kütap. Hafızı kütap görelim. Değilmiş. Bir kutu daha. 40 puanımız var Beyza Hanım. Hafızı kütüp. Hafızı kütüp. Doğru mu? Tebrikler. Evet, sözlükte de hatta kütüphane memuruna karşılık geldiği aktarılmıştı. Hafızı kütüp Beyza Hanım 910 oldu. Halen finalistlerimiz belli değil efendim. Hadi bir adım daha atıp Beyza Hanım'la son 4'e başlayalım. Van'ın V'si. Van'ın V'si 90 puan kazandırabilir. Edebiyattan alacağız şu soruyu. Dünya klasikleri arasında yer alan Kumarbaz adlı eserin yazarıdır. Süremiz başladı. Dostoyevski. Dostoyevski. Bu cevabıyla Beyza Hanım tam 1000 puana ulaşır mı? Kutlarız. Evet, son 3 soruda şartlar şöyle. Beyza Hanım 1000 puanla avantajlı. Sude Hanım'ın final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. 380 puanı var. Final avantajı Gökhan Bey'de 890. Bekir Bey de 660 ile şansını koruyor. Sude Hanım sizdeyiz. Şanlıurfa'nın Ş'si. Şanlıurfa 140 puana sahip. Türkülerimizden alacağız sorumuzu. Nakaratı haydi çifte telliye sözleriyle başlayan türküde oyuna davet edilen kişilerin adlarıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beyza Hanım. Ayşe Fatma Hayriye. Haydi çifte telliye Ayşe Fatma Hayriye 140 puan görelim. Tebrikler. Final turumuza son 2 harf Bekir Bey'deyiz. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 110 puan varmış. Sinemadan alıyoruz Bekir Bey'le de. Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1971 yapımı Ertem Eğilmez filmidir. Süremiz başladı. Duygulu Günler. Duygulu Günler doğru mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in buluştuğu o nostaljik Yeşilçam filmi için bir kutu daha. Gökhan Bey. Beyoğlu Güzeli. Beyoğlu Güzeli. Görelim. Kutlarız. Evet, birazdan final turumuzda Beyza Hanım ve Gökhan Bey yarışacak. Oraya geçmeden önceki son harf Gökhan Bey buyursunlar. Özgür'ün Ö'sü. Özgür'ün Ö'sü 90 puan anlam bilgisiyle ikinci turumuzu tamamlıyoruz. Övünerek kabarmak, üstünlük taslamaktır. Süremiz başladı. Böbürlenmek. Böbürlenmek. Turun son sorusunda Gökhan Bey de 1000 puanı aşar mı? Kutlarız. Evet, 44 sorunun ardından tablolar şöyle. 1140'la Beyza Hanım finalde. Rakibi ise 1060'la Gökhan Bey, kutlarız. Evet, final turumuz da heyecanlı geçecek belli ki. Arada sadece bir soruluk fark var efendim. Ve peki bu akşamın bir üçüncüsü kim oldu? Bekir Bey 660 puanla üçüncümüz. Sude Hanım da ikinci turda biraz durgunluk vardı ama olsun Sude Hanım. 380 puan topladı, tebrik ederiz. Evet, heyecanlı final turumuza geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Bekir Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Gayet güzeldi burada yarışmak. Daha iyi bir performans bekliyordum kendimden ama olmadı. İkinci turda biraz tutuklu kaldım böyle. Son sorulardan birinde kendinize kızdığınızı gördüm. Sekti Beyza Hanım'a mı gitti? Olabilir. Hangisiydi hatırlıyor musun? Yollarda bulurum seni. Yollarda bulurum seni. Haluk Levent şarkısı. Yollar kısmı gelmedi aklıma da işte. Evet, yüksek puanlı da bir soruydu. Olsun yani, ama zaten Gökhan Bey ile aranızda ne zaman tabloya dönsem ya bir eşitlik ya da çok minik bir fark vardı. Sonra ikinci turda Beyza Hanım'ın atakları tabloyu başka bir yere götürdü ama... Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk Bekir Bey. Belli ki performansın devamı var fakat burada ortaya çıkaramadık. Olsun. Sağlık olsun diyelim. Teşekkür ederiz. 3 aylık evliydi Bekir Bey. Mutluluklar dilerim. Eşi de buradaydı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Sude Hanım. Ne dersiniz bu akşama dair? Güzel bir akşamdı. Güzel bir yarışma oldu. Butona basmak konusunda sıkıntım olmasaydı belki daha yüksek yapabilirdim ama hayırlısı böyleymiş. Sağlık olsun diyelim. Umarım tekrar katılırım programa. Valla birinciyi hayırlısıyla bir yayınlayalım. İnşallah özel bir bölümde bir araya gelmek kısmet olur. Sude Hanım da üniversite 1. sınıf öğrencisi, bilgisayar mühendisliği. Güzel bir eğitim hayatı, devamında da güzel bir meslek hayatı dilerim Sude Hanım. Tekrar teşekkür ederim. Ayrıca bu akşam sizi yalnız bırakmayan aileye de ayrıca teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. O zaman biz izninizle son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada bir soruluk fark var. Öndeki Beyza Hanım mı, geriden gelip Gökhan Bey mi? Bu akşamın birincisi olacak. Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, geldik final turumuza. Bir soruluk avantajı var Beyza Hanım'ın. İlk kategorimizde Gökhan Bey seçecek. Hazır mısınız Gökhan Bey? Hazırım, evet. O zaman buyursunlar. Ben Bilirim de bu akşamın final kategorileri. Edebiyat, genel kültür, turizm, denizcilik ve sinema var. Hangisiyle başlayalım Gökhan Bey? Sinema, Hatay'ın H'si. Sinema, Hatay. Final turumuza başlıyoruz ilk sorumuzla. Fatma Giri'nin Fikret Hakan'la rol aldığı Keşanlı Ali Destanı filminde canlandırdığı karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda bir kutu açma hakkımız var. O kutumuzu açalım. 20 saniye. Keşanlı Ali Destanı filminde Fatma Giri'nin canlandırdığı karakter. 10 saniye. Beyza Hanım. Zilha. Zilha. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 9, farksa 2 soru. Beyza Hanım, sizdeyiz. Sinema, Denizli. Sinemayı Denizli ile tamamlıyoruz. Kevin Costner'a en iyi yönetmen ve en iyi film Oscar'ını kazandıran 1990 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. 10 saniye. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve Gökhan Bey son saniyede butona gitti. Kurtuluşa dans. Kurtuluşa dans. Cevap doğruysa fark 1'e düşer. Kurtuluşa dans oldu mu? Olmadı ve sorumuzun süresini doldurduk efendim. O film hangi film? Birlikte görelim. Kurtlarla danstı aradığımız cevap. Elimizdeki soru sayısı 8'e düştü. Farkımızsa 2 soru. Gökhan Bey sizdeyiz. Edebiyat B diyelim. Bursa'nın B'si. Edebiyat Bursa ekranda. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk kadın yazarımızdır. Leyla nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da bir kutu açma hakkımız var. O kutumuz açılıyor. Leyla Beyza Hanım. Erbaş. Leyla Erbaş. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk kadın yazarımız. Doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Gökhan Bey. Orbay. Leyla Orbay. Cevap doğruysa fark bu kez 1 soruya düşer. Leyla Orbay. Görelim. Olmadı. Buyurun Beyza Hanım. Erbay. Leyla Erbay. 4. ve son hakkımızı kullanıyoruz. Leyla Erbay'la. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Bu sorudan 2 misafirimizle de puan alamadık efendim. Kaybettiğimiz yazarlarımızdan Leyla devamını görelim. Leyla Erbil'di aradığımız cevap. Ve kaldı elimizde 7 soru, farkımız 2 soru. Beyza Hanım sizdeyiz. Genel kültür U. Genel kültür U harfi şöyle sorulmuş. Büyük ve renkli gagasıyla ünlü bir tropikal bölge canlısıdır. Nokta nokta kuşu. Süremiz başladı. Guguk kuşu. Guguk kuşu. Oldu mu? Hayır dediler. Bu soruda da bir kutu açma hakkımız var. O kutu açılıyor. Büyük ve renkli gagasıyla ünlü bir tropikal bölge canlısı ne kuşu olabilir? Gökhan Bey. Turna kuşu. Turna kuşu. Cevap doğruysa fark 1'e düşecek. Turna kuşu. Görelim. Olmadı. 15 saniyemiz daha var. 2 misafirimizin birer buton hakkı kaldı. 10 saniye. Üç saniye, 2 saniye, 1 saniye ve cevap gelmedi bu soruda. Bir turna kuşu geldi. Beyza Hanım sizden gelmiş miydi? Guguk kuşu. Ha, guguk kuşu geldi, evet pardon. Bakalım hangi kuşmuş? Tukan kuşuydu aradığımız cevap. Kaldı 6 soru, fark 2 soru. Gökhan Bey sizdeyiz. Turizm Ç olsun. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale Turizm. Buyursunlar. Antalya'da bulunan çok sayıda karetta karettaya ev sahipliği yapan kumsaldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Buyurun Beyza Hanım. Çerkes plajı. Çerkes plajı. Fark 3 soruya yükselir mi? Çerkes plajıyla. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha açıyoruz. 2 misafirimizin birer buton hakkı var. Açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Beyza Hanım. Çıralı plajı. Çıralı plajı. Antalya'da bulunan çok sayıda karetta karettaya ev sahipliği yapan kumsal Çıralı plajı mı? Görelim. Kutlarız. Kalan 5, fark 3. Beyza Hanım seçecek. Genel kültür Ürgüp. Genel kültür Ürgüp, buyursunlar. Venüs gezegeninin halk arasında bilinen diğer adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da bir kutu açma hakkımız var. O kutumuz açılıyor. Venüs gezegeninin halk arasında bilinen diğer adı. Gökhan Bey. Zühre. Zühre. Doğruysa fark yeniden 2 soruya düşer. Doğru mu? Tebrikler. Kalan 4 soru. Fark 2 soru. Gökhan Bey'e döndük. Edebiyat Edirne'nin neyesi? Edebiyatı Edirne ile tamamlıyoruz. Şiir ve nesirde söz başlarında ya da ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması sanatıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisi açılıyor. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Puan kazanamadığımız bir soru oldu. Peki o tekrarlanması sanatı neymiş görelim. Aliterasyondu aradığımız cevap. Sorularımız azalıyor. Aradaki fark korunuyor. Elimizde kaldı 3 sorumuz. Farkımızsa 2 soru efendim. Sorunun sahibi Beyza Hanım. Eğer ki cevabı verirse 10 saniye içinde bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Sekerse Gökhan Bey'in şansı devam edecek. Kategoriler ekranda. Turizm Ceyhan. Turizm Ceyhan. Buyursunlar. Karadeniz'deki turizm noktalarından Giresun'un en çok nüfuslu ilçesidir. Süremiz başladı. Bulancak. Bulancak. Bu cevap Beyza Hanım'ı bu akşamın birincisi yapar mı? Tebrikler. Efendim nihai tablomuz ortaya çıktı. Ben Bilirim de bu akşamın birincisi 1740'la Beyza Hanım. Gökhan Bey de çok güzel yarışarak 1260 puanla ikincimiz oldu. Kutlarız. Bu akşam final turumuzda kamuda görevli 2 misafirimiz vardı. Beyza Hanım hemşiremiz, Gökhan Bey de itfaiyecimiz. Sağ olun, teşekkür ederiz öncelikle. Güzel bir yarış izlettiğiniz için. Finalde biraz zor sorular da arka arkaya geldi, evet, etkiledi. Ama tablonun genelinde 3 turun ortalamasına baktığımızda güzel yarıştık. Nasıldı sizin adınıza Gökhan Bey, ne dersiniz? Ya fena değildi. Sürekli kendi seçtiğim harflerde çıkan soruları bulamadım. Ona biraz canım sıkıldı. Ama iyiydi, çok eğlendim. Mükemmel bir ekibiniz var gerçekten. Teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldular bize. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Gökhan Bey. Ayaklarınıza sağlık. Ben Bilirim ailesine katıldığınız için biz de çok mutlu olduk. Tekrar teşekkürler efendim. Sağ olun. Ve Beyza Hanım günümüzün birincisi. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ Nasıldı sizin adınıza Beyza Hanım? Yani ben evdekinden daha iyi yarıştım açıkçası. İlk turda bir heyecanım vardı. 2. turda attım heyecanımı. Ekibimize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaki ekip daha ayrı bir zaten. Yani ekip acayip çalışıyor. Çok ilgilendiler bizlerle. Herkesin emeğine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim Beyza Hanım. Zaten ilk turda o ısınma eşiğinde 4. sıradaydınız. Sonra 2. tur başka bir yere gitti. Finalde de o performansı korudu, farkı korudu Beyza Hanım. Tekrar tebrik ederim çok efendim. Çok teşekkür ederim. O zaman Beyza Hanım'ın da ödülünü takdim edelim. Sevgili seyirciler, yine Ben Bilirim diyen 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda sorularımızın, final turumuzun ardından 1740'la Beyza Hanım bu akşamın birincisi, aynı zamanda ödülün sahibi. Tekrar tebrik ederim. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.